Tamam. Herkese merhaba. Acıbadem Ataşehir Hastanesi Diyabet Söyleşimize hoş geldiniz. Bugün ben Nurettin Miraymoğlu moderatörlük yapacağım. Misafirlerimiz, öncelikle diyetisyenimiz Ayşe Sena Burcu Hanım bizimle birlikte olacak. Çocuk endokrin uzmanımız Bahar Özcabı bizimle birlikte. Erişkin endokrinoloji uzmanımız da Seher Arıkan Tanrıkulu bizimle birlikte olacak. Tamamıyla interaktif bir söyleşimiz olacak. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Sormak istediğiniz tüm soruları bize yazabilirsiniz. Biz söyleşinin en sonunda tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle şöyle başlayacak olursak, biliyorsunuz ki 14 Kasım haftası, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve Diyabet Haftası olarak önemli bir zaman aralığı içerisinde. Ben öncelikle neden 14 Kasım olarak sormak istiyorum. Özellikle Bahar Hocam size. 14 Kasım'ın önemi nedir? Neden 14 Kasım seçilmiştir? Bunu bize biraz anlatır mısınız? Herkese merhabalar. Bu da aslında çok sık sorulan, merak edilen sorular arasındaydı talepler içerisinde. 14 Kasım olarak kutluyoruz, daha doğrusu diyabeti anıyoruz. Çünkü aslında ilk başta diyabetin tanınması, bir sağlık sorunu olarak ortaya konması çok da kolay bir süreçten geçmedi. Ama süreç içerisinde özellikle insülin bulunduktan sonra ve kullanıldıktan sonra bakıldığında çok iyi faydalar gösterdi. Bunun yapılması tabii öyle 3-5 yıllık değil, büyük uzun araştırmalar sonucunda, ama bu araştırmaların esas başkanlığını yürüten Banting, doğum günü 14 Kasım olduğu için ve çok büyük bir katkısı olduğu için bu geçmişe, bu şekilde diyabetle birlikte anılmaya devam ediyor. Banting ve arkadaşlarının insülin keşfi gerçekten de önemli Nobel ödüllerinden bir tanesini almış bir çalışma. Ve sayelerinde şu an bizim çocuklarımız, erişkinlerimiz bu tedaviye ulaşabiliyorlar. 14 Kasım'da hem Banting'in doğum gününü kutluyoruz hem de diyabeti anıyoruz. Gerçekten tarihte çok önemli bir dönüm noktası sağlık açısından. O zaman diyabet nedir ile devam edelim. Ser Hocam, biraz sizden bunu anlamak isteriz. Diyabet nedir? Tipleri nelerdir? Hangi şekilde kişilerde görülür? Bize biraz bahseder misiniz? Herkese merhaba. Diyabet, Bahar Hoca'nın da dediği gibi gerçekten oldukça önemli bir epidemi. Dünyada çok yüksek oranlarda görülüyor. Yine ülkemizde de diyabet sıklığı günden güne artıyor. Yıllar içerisinde düşündüğümüzün de fazlası bir şekilde artmış diyabet sıklığıyla karşı karşıyayız. Peki diyabet ne? Vücudun yeterince insülin üretemediği veya ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamadığında ortaya çıkan kronik bir hastalık. Peki tipleri neler? Bizim hani başlıca tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gebelerde görülen diyabet ve diğer diyabet formlarımız var. Tip 1 diyabet nedir diye bakacak olursak, tip 1 diyabet genellikle çocukluk çağında gördüğümüz ama daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilen ve mutlak bir insülin eksikliğiyle devam eden bir hastalık. Tip 2 diyabet ise daha çok erişkin çağında gördüğümüz, işte 30'lu yaşlar sonrası ortaya çıkan, fakat obezitenin sonucu olarak daha erken yaşlarda görmeye başladığımız bir diyabet tipi. Bunun haricinde bizim gebelik sırasında çıkan bir diyabet çeşidimiz var. Buna gestasyonel diyabet diyoruz. Ayrıca özellikle monojenik, yani belirli bir gen defektine bağlı olarak ortaya çıkan diyabet türleri de var. Bunlar daha çok hani daha erken yaşlarda başlamış, yoğun bir ailesel yatkınlık söz konusu olan diyabet tipleri, MODY diye kısaltılması. Bunun haricinde de işte pankreas hastalıklarına bağlı görebildiğimiz, ilaçlara bağlı görebildiğimiz diyabet tipleri mevcut. Evet, aslında Seher Hanım da değindiği gibi, yani çocukluk çağında ve erişkin çağında çok sık karşılaştığımız bir hastalık. Yani çok da fazla gerçekten karşı karşıya kalıyoruz bu hastalıkla. Peki Bahar Hocam, çocukluk çağındaki, tabii Seher Hanım da bahsetti, gördüğümüz tip 1 diyabet çeşidinde ben şunu sormak istiyorum. Ailede mutlaka bir diyabet varsa, tip 1, tip 2 fark etmeksizin, çocukluk çağında diyabet kesinlikle görür müyüz? Bununla alakalı aileler ne yapması gerekir? Şimdi bizim çocukluk çağına baktığımız zaman en çok gördüğümüz diyabet tipi aslında tip 1 diyabet. Yani bir şekilde pankreasın
insülini yapan beta hücrelerinde açıklayamadığımız bir nedenle tahribatın olması ve artık yapılan insülinin vücutta kan şekerini ve diğer metabolik süreçleri yönetmeye yetmemesi nedeniyle ortaya çıkan bir durum. Tip 1 diyabet çocuklardaki diyabetin %90 ila %95'ini kapsıyor. Bizde yine aynı şekilde tip 2 diyabet sıklığı da ne yazık ki artmaya devam ediyor. Özellikle şişmanlığın artmasıyla birlikte obezitenin bir yaygın dünyada endemi hatta pandemiye dönmesi nedeniyle ne yazık ki biz çocukluk çağında tip 2 diyabeti de daha fazla görmeye çalıştık. Yine Seher hocamın anlattığı gibi nadir genetik MODY dediğimiz diyabet tiplerini biz de görüyoruz. Yine kistik fibrozis gibi pankreasın zarar görmesine neden olan hastalıklar zaman içinde diyabetin gelişmesine neden olabiliyor. Tip 1 diyabette dediğim gibi biz çok daha fazla uğraşıyoruz. Şu an ülkemizde 28 bin civarında tip 1 diyabetli çocuğumuz olduğunu savunuyoruz ve 30 bine yaklaşan bir sayı. O nedenle bu çocuklarımızı desteklemek açısından çok kampanya, gerek kampanyalarla, gerek eğitim toplantılarıyla elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ailede diyabet olduğu zaman mutlaka çocuklarımızda diyabet olmak zorunda değil. Ama şunu da düşünmek lazım ki sıklık tabii ki ister istemez artıyor. Biz bu sıklığı tip 2 diyabette biraz daha belirgin olarak görüyoruz. Yine nadir görülen genetik formlarda da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü biz ülke olarak biraz akraba evliliklerinin ya da aynı bölgeden evliliklerinin daha fazla yapıldığı bir ülkeyiz. O yüzden belirli kriterlerdeki çocuklarımızı takip ettikten sonra özellikle ailesi öyküsü de varsa bu tarafa doğru kanalize olabiliyoruz. Tip 1 diyabet ise birazcık daha ilginç bir konuda. Tabii ki mesela tip 1 diyabetli bir ikiziniz varsa, tek yumurta ikiziniz, riskiniz artıyor ama annenizde veya babanızda varsa mutlaka sizde süreç içerisinde çıkacak diye bir durum yok. O yüzden biz aslında tüm dünyada ailede diyabet olduğu zaman mutlaka çocukları da taramak gerektiğini, cost effective yani yeterli bir harcama yapmaya neden olarak görmüyoruz ve ailelerin de böyle bir stresle yaşamasını işin açıkçası istemiyoruz. Ama her şeyde olduğu gibi eğitim her şeyin başı. Sonuçta bir çocuğumuzda çeşitli şikayetler varsa, çok su içme, çok idrara çıkma, geceleri normalde idrara çıkmazken idrara çıkma, su içme, güzel beslendiği halde hatta fazla yediği halde tam tersine kilo kaybının olması gibi ilk bir takım şikayetler olduğu zaman mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyoruz. Yine bizim açımızdan okul bir çocuğun en önemli vakit geçirdiği dönem. Öyle düşünebiliriz. O yüzden okullarda gerek öğretmenlerin gerek diğer çocuklarla uğraşan personelin eğitim almasını ve bu tip konularda farkındalıklarını arttırabilmeleri için çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Bunlardan da istediğiniz zaman tekrar daha ayrıntılı olarak bahsedebiliriz. Önemli olan semptomu olan çocuğu erken ve zamanında yakalayabilmek. Evet, çok teşekkür ederiz hocam bilgilendirme için. O kampanyalarla alakalı da diyabetle birazcık konuştuktan sonra toplantının sonuna tekrardan bu konuya geri döneceğim. Vaktimiz kalırsa konuşuyor olacağız mutlaka ki. Peki Seher Hanım, yani çocuklarda Bahar hocamın anlattığı gibi ailede varsa mutlaka yok ama tabii ki insidans artıyor ve risk yükseliyor diye görüştük. Erişkin yaş grubunda da yani mesela ben size hasta olarak geldiğimde benim annemde babamda diyabet var, tip 2 diyabet var. Bende de tip 2 diyabet var mıdır ya da olur mu diye sormam gerekir mi? Bunu takip altına almam gerekir mi? Ya da benim bu konuda korkmam gerekir mi? Şimdi tip 2 diyabette tip 1 diyabete göre daha güçlü bir genetik yatkınlıktan bahsediyoruz. Ailede genetik yoğunluk arttıkça sonraki nesillerde diyabet riski artıyor ve bu diyabetin ortaya çıkma yaşı da daha erken zamanlara gelebiliyor. O açıdan tabii ki dikkatli olmak lazım. Ama hani diyabeti gerçekten hani ailemizde var, bizde de olacak mı? Hayır, illa böyle bir şey yok. Eğer riskli gruptaysanız mutlaka taramalara hani daha erken yaşlarda başlayarak hastalarımızı o yönden değerlendiriyoruz. Peki hani şöyle düşünecek olursak işte annemizde babamızda var. Bizde çeşitli risk faktörleri var.
Biz bunu önleyemez miyiz? Yani kesin bizde de olacak mı diye baktığımızda aslında burada yapabileceğimiz belli başlı önemli şeyler var. Bunlardan bir tanesi yaşam tarzı değişiklikleri. Hepimiz biliyoruz maalesef yoğun çalışma temposu, yaşadığımız hayat, kalabalık vesaire daha sedanter yaşamaya başladık. Daha çok hazır gıdalar tüketiyoruz. Bazen fast food daha fazla hayatımızın içine girebiliyor. Ama riskli bireylerde bu yaşam tarzı değişiklikleriyle diyabeti önleyebiliyoruz. Yine obezitesi olan bir hasta da %7 kadar bir kilo kaybı diyabeti önlemede oldukça etkili. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Beslenme olarak hani şu diyeti yaparsak daha mı iyi? Ayşe Sena Hocam belki bu konuda ek bir katkıda bulunabilir. Ama yapılan çalışmalarda herhangi bir beslenme paterninin metabolik riski azaltmada bir diğerinin üstünlüğünü kanıtlamıyor. Kanıtlanmış herhangi bir şey yok. Yine haftada en az 3 gün tempolu bir yürüyüş, işte 150 dakika kadar bir yürüyüş öneriyoruz. Bunun haricinde de işte hipertansiyon, hiperlipidemisi olan bozulmuş açlık glukozu veya tokluk glukozu olan kişilerde tedaviye metforminin eklenmesi düşünülebilir diyabeti önlemek açısından. Bunlar bizim yapabileceğimiz önemli noktalar. Aslında tedavi demişken de şuna da değinmek istiyorum şimdi Seher Hanım. Bu hasta geldi bize, tetkiklerini yaptırdık ve diyabet tanısı aldı tetkiklerin sonucunda. Peki biz bu diyabet tanısından sonra tedavi seçeneklerini nasıl belirliyoruz ve bu diyabetteki tedavi seçeneklerimiz nedir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Şimdi öncelikle tanıyı nasıl koyuyoruz? Belki de bir hemen çok kısa onun üzerinden geçelim. Biz erişkin yaş grubunda tanıyı şöyle koyuyoruz. Hastanın Bahar Hoca'nın bahsettiği diyabet semptomları varsa ve baktığımız açlık kan şekeri 126'nın üzerindeyse veyahut da baktığımız hemoglobin A1c'si %6,5'un üzerindeyse tokluk kan şekeri 200'ün üzerindeyse işte veya kan şekeri için işte OGTT dediğimiz şeker yükleme testlerini yaptık. İkinci saat 200'ün üzerindeyse diyabet tanısı koyuyoruz. Eğer hastada hiçbir bu şikayetlerin hiçbir tanesi yok ve bize tamamen rastlantısal olarak geldi. Hiçbir şikayeti yok. Bu testlerden bir tanesini yüksek bulduk. Ben diyabet hastası mıyım? Ben şeker hastası mıyım? Hayır. Öncelikle bu testi ya aynı testi ya da farklı bir testi tekrardan tekrar ediyoruz. Yine onda bir patoloji saptarsak o zaman diyabet tanısı koyuyoruz. Fakat siz açlık tokluktan bağımsız olarak günün herhangi bir saatine baktığınız kan şekeri eğer 200'ün üzerinde geliyorsa o zaman bir durup düşünüp mutlaka en yakın uzmana gitmekte fayda var. Peki bizim diyabet tedavimizde hani tanıyı koyduk ne yapacağız? Çaresiz değiliz kesinlikle. Elimizde çok güçlü silahlar var. Ama burada tek başına bizim vereceğimiz bir ilaç mucizevi bir şey yaratmayacak. Burada kişinin kendisinin bu ekibin bir parçası olarak tedaviye dahil olması son derece önemli. İşte bu International Diabetes Federasyonu'nun her yıl böyle bir sloganı vardır. Bu seneki slogan Education to protect tomorrow, yani yarını korumak için aslında eğitimin önemine vurgu yapıyor. Eğitim çok önemli. Her aşamada biz aslında hastamız geldikten sonra tedaviyi planlarken hep beraber oturup beraber tedavisini planlıyoruz. Şimdi bunda neler var? Bir, tıbbi beslenme tedavisi. Olmazsa olmaz. O kadar önemli ki biz ne yaparsak yapalım. Hasta eğer buna dikkat etmiyorsa kesinlikle bir yol kat edemiyoruz. İkincisi fizik egzersizleri. Bu egzersizin arttırılması, sağlanması ve devam ettirilmesi. Bir üçüncüsü de tedavilerimiz, bizim medikal tedavilerimiz. Bunlar iki şekilde olabilir. Bir, haplar verebiliyoruz. Ağızdan alınan şekere karşı kullandığımız haplar var. Bir diğeri de insülinler. Biz zaman zaman hastamızın durumuna göre bu tedavileri tek başlarına veya kombine olarak verebiliyoruz. Bunun haricinde yeni bazı tedaviler de var. İsterseniz onları da daha sonra değinebiliriz. Tabii ki. Şimdi, peki bu tedavide ve hastaya yaklaşımda çocuklarda herhangi bir farklılık var mıdır Bahar Hocam? Seher Hanım'ın anlattığının dışında?
Çocukluk çağında da aslında diyabet tanı kriterleri erişkine benzer. O yüzden aynı formatı çok fazla tekrar etmeyeceğim. Fakat tabii şikayetler bizde çok önemli. Şöyle ki çok su içme, çok idrara çıkma, normalde tuvalet eğitimini almış ve geceleri bez kullanmayan bir çocukta daha öncesinde hiçbir şekilde idrar kaçırımı yokken idrar kaçırmaya başlama, onun dışında geceleri su içme, dediğim gibi beslenmenin iyi olmasına rağmen tartı kaybı. Bunun dışında çok daha nadir işte görmede dönemsel bulanıklıklar vesaire. Böyle bir takım işte çok halsiz hissetme, yorgun hissetme. Bu çocuklar bazen de böyle çok haksızlığa uğrarlar. Çünkü halsiz hissetmeleri çok normaldir. Böyle şikayetler olduğu zaman birazcık durup dikkatle bakmak lazım. Özellikle onunla çok vakit geçiren öğretmenlere eğer çok sık tuvalet izni almaya başladığını ve çok sık tuvalete gitmeye başladığını söylerse burada birazcık tabii ki dikkatli olmak lazım. Onun dışında bizde dediğim gibi çocukluk çağında biz çoğunlukla diyabet tipi olarak tip 1 diyabeti görüyoruz. Tip 1 diyabette esas olay biraz önce anlattığım gibi vücudun kendi kan şekeri ve metabolik düzenleyicisi olan insülin hormonunun yetersiz yapılması. O yüzden bir şey vücutta yetersizse eksik olanı yerine koymanız gerekir. O yüzden bizim tip 1 diyabetteki tedavimiz insülindir. Banting ve arkadaşları insülini bulduktan sonra çok büyük bir yüce gönüllülük yaparak patent almayıp bunu Toronto Üniversitesi'ne vermişler. Bu da neyi sağladı? Tabii süreç içerisinde ciddi bir insülin teknolojisi oluştu. Çeşitli etki mekanizmaları olan, işte süresi birbirinden farklı insülinler yapıldı. Etki süresi farklı, etkinliği farklı, kullanımı farklı. Onun dışında tabii ki bu eksik olan insülini nasıl vereceğimiz de beraberinde diyabet teknolojilerinin bir parçasını getirdi. İlk başta enjektörle çekilmekte olan insülinler daha sonra insülin kalemleri şeklinde kalemlere yerleştirildi ve bu tabii ki kullanımı, saklamayı ve yapılmasını kolaylaştırdı. Ondan sonra işte çeşitli ek mekanizmalar geliştirildi. İşte yerleştiriyorsunuz vücuda ve her seferinde enjeksiyonu oradan yapıyorsunuz. Çeşitli sürelerle bunu değiştiriyorsunuz. Biz çocuklarımıza ve ailelerine bu opsiyonları gösteriyoruz. Ve tabii ki daha yakın dönemlerde pompalar ortaya çıkmaya başladı ve yapay pankreasa doğru da bir gidiş var. Tip 1 diyabette bizim tedavi şemamız çoğunlukla ilaç olarak bu. Ama Seher hocamızın söylediği gibi ben bunu hep çocuklarımı ve ailelerime şöyle anlatıyorum. Bunu bir masa gibi düşünün. Masanın ayaklarından bir tanesi dengesiz olduğunda o masayı asla tam dengeli hale getiremezsiniz. O yüzden hepsi eşit dikkat ister. Beslenme, egzersiz ve insülinin doğru ve yeterli yapımı. Bunların hepsi çok önemli faktörler. Herhangi bir zamanda bakılan kan şekerinin 200'ün üzerinde olması bizim açımızdan da önemli bir kriter ama ailemiz şunu da söylemek istiyorum. Çeşitli kullanılan ilaçlar, örneğin çocuğumuzun solunum sıkıntısı oldu. Onu rahatlatabilmek için bazı solunumsal ilaçlar verildi. Bazen işte steroid dediğimiz kortizonlu bir tedavi verildi. Veya bir serum verildi ve o sırada yüksek ölçülü. Hemen kendinizi üzmeyin ama çünkü bu durum diyabete bağlı değil, o sıradaki herhangi bir duruma bağlı gerçekleşmiş olabilir. Ama biz bu çocuklarımızı da değerlendiriyoruz. Eğer ortada diyabetik bir durum yoksa da ailenin rahatlamasını sağlıyoruz. O yüzden böyle durumlarda evet dikkatli olunmalı ama endişelenme açısından tabii ki gerekli hekimlerle görüşüp ondan sonra yol almak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Küçük bir ekleme pediatri çağrı için. Tip 2 diyabete gelince, tip 2 diyabette biz de aynı şekilde beslenmenin önemine çok dikkat çekiyoruz. Çünkü bizim de şişmanlığı olan çocuklarımızın tip 2 diyabette yatkınlığı, hele de aile öyküsü varsa çok daha fazla oluyor. Biz orada artık büyük oranda obezite ve onun komplikasyonlarıyla savaşmaya başlıyoruz. Bu çocuklarımızda beslenme çok daha da önemli oluyor. Sana hocam da bize bu konuda bilgilendirme yapacaktır.
Onun dışında tabii ki bizim de kullandığımız işte metformin gibi bir takım tedaviler var ama tip 2 diyabet eğer başta birazcık daha ağır bir klinikle geldiyse biz de çocuklarımıza ilk başta insülin tedavisi başlayıp ondan sonra süreç içerisinde duruma göre kesip kesemediğimize bakıyoruz. Yine ayrıntılı bir kan şekeri takibi onlarda da yapmak gerekiyor. Bir de erişkinlerde kullanılan bazı tedavilerin de çocukluk çağında özellikle ergenlik değil, yavaş yavaş kullanımları başladı. Ama tabii ki bunu çocuğumuzun özelinde değerlendirmek çok daha doğru oluyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Peki bir şöyle birazdan beslenmeye gireceğim. Onu çok detaylandıracağız farklı konularla. Sadece sizin de bahsettiğiniz gibi diyabet tanısı almış kişilerde günlük kan şekeri takibi yapılmalı mıdır? Nasıl yapılmalı? Her gün mutlaka ki bu yapılmalı mıdır? Ya da bu kan şekeri takibini nasıl yapacak kişiler ve nasıl kayıt altına alacak? Özellikle çocukluk çağı için var hocam. Sizin öneriniz bu konuda ne olur? Şimdi kesinlikle diyabet söz konusu olduğu zaman şeker takibi çok önemli. Şeker ölçüm cihazları şu an için bize bu konularda destek oluyor. Evet. Ama her seferinde parmak ucunu delmek ve uygun şekilde, doğru şekilde kan şekeri bakmak özellikle çocukluk çağında çok da konforlu değil. Üstelik şunu da düşünmek lazım. Kan şekeri cihazıyla ölçüm yaptığınızda bunu yaparken bazen küçük yaş grubu çocuklarda desteğe de ihtiyaç olabiliyor. Ve mevcut şeker düzeylerini değerlendirmekle ilgili özellikle okullarda ya da çocuğun aileden ayrı kaldığı zamanlarda sıkıntılar çekilebiliyor. Gerek bu günde 8 kere yani açlık, yemek öncesi, yemek sonrası, yatma saati hatta gece 3 ara ara bu kontrolleri de istiyoruz. Çok da konforlu ve rahat bir şey değil. Bir çocuktan bunu beklemek bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden de her çocuğun bu sürekli şeker ölçüm monitorizasyon cihazlarına ulaşma hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece ben düşünmüyorum. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneğimiz de bu konuyla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Ve amacımız tüm çocukların istisnasız CGM diye kısalttığımız bu sürekli glikoz izlem yöntemlerini SGK aracılığıyla ücretsiz ulaşabilmesi. Bu cihazlar şöyle, çeşitli süreler var hangi cihazı seçtiğinizle alakalı ama mesela bir hafta hatta 14 gün sürelerle yerleştirmiş olduğunuz cilt altından ölçüm yapan bir parça var ve bunun dışında buradan şekerin ölçümünü yapan sistemlere bağlantı var. Hatta bu bağlantılar yeri geldiğinde hekimle, anne babayla ve diğer çocuğun bakımına yardımcı olan ferdilerle paylaşılabiliyor. Böylelikle çok yüksek gidişleri veya düşük gidişleri bunları çok rahat anlayabiliyoruz. Bu bize çok daha geniş noktalarla bazı şeyleri değerlendirmeyi sağlıyor. Tedavilerimizin etkinliğini sağlıyor. Çocuklarımızın egzersizlerine göre, okul günlerine göre, hastalık ve sınav günlerine göre, hatta adet dönemi gibi özel dönemlere göre bile çeşitli tedavisel farklılıklar yaratmamızı sağlıyor. O nedenle biz bu ölçüm sistemlerinin çocuklarımız tarafından ulaşılabilir olmasını çok istiyor ve destekliyoruz. Umarım bir an önce her çocuk buna ulaşır hocam. Gerçekten çok çok önemli. Özellikle çocuk yani erişkinler için bile bu kadar zor olan bir işlemin çocuklar için gerçekten bu kadar bir tabiri caizse külfet haline gelmesi gerçekten onlara çok büyük bir haksızlık. Aynı teknoloji bildiğim kadarıyla Seher Hanım erişkinlerde de var. Birazcık siz onlardan bahseder misiniz? Tabii ki bu sürekli kan şekeri ölçümünün dışında sanırım yeni çıkan teknolojilerde hastalara otomatik insülin dozunu ayarlayan ve uygulayan cihazlarımız da mevcut. Sizden can bize biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Oldukça önemli bir konu. İşimizi aslında hem kolaylaştırıp hem de doğru şekilde yönlendiren cihazlar bunlar. Düşünün ki aslında bizim amacımız nedir? Hastaları oluşabilecek komplikasyonlardan korumak istiyoruz biz tedavi ederken. Bu tedaviler sırasında kan şekerin normalizasyonu yani normal seviyede tutmaya çalışırken en büyük korkumuz hipoglisemi oluşturmak. Hipoglisemi kan şekeri düşüklüğü demek. Özellikle yaşlı kişilerde
oluşabilecek hipoglisemi hastaları daha da fazla miktarda kötü şekilde etkileyebilir. Biz hastalarımıza bu parmak ucundan ölçtüğümüz işte 6 nokta ölçümü, açlık, tokluk, sabah aç tok, öğlen aç tok, akşam aç tok, bazen yatarken gece yarısı ölçümlerini yaptığımızda aslında amacımız tedavide neresi, nerede ne eksik var? Hep bunları sorgularız. Yani eğer ki bir kişinin öğlen açlığı yüksekse, ha, acaba buradaki ara öğünde bir şey mi var? Acaba sabahki dozu mu yetmiyor? Akşamki insülin dozunu nasıl ayarlayabiliriz? Oldukça dinamik bir süreç. Ama siz de tahmin edebilirsiniz ki biz nokta atışlarıyla bir grafik görmeye çalışıyoruz. Şunu göremiyoruz. Acaba oradaki yüksekliğin sebebi sabahki geçirilen bir hipoglisemi mi? Sabahki gördüğümüz yüksek kan şekeri acaba geceki insülin dozunun fazla gelmesine mi bağlı, az gelmesine mi bağlı? Her gece siz hastanıza gece saat 3'te kalk, hadi bir de kan şekerine bakalım. Düşünün ki yaşlı bir hasta var, kendi kendine yapamadığını düşünelim. İhtiyacı olduğunu bunu söyleyemeyecek durumdaki hastalarımız bile var. İşte bu sürekli glukoz monitör sistemleri bize bunu tamamen gösteriyor. 5 dakikada bir cilt altından kan şekerini ölçerek bize günde 288 kere bir ölçüm veriyor ve biz o grafiği oldukça net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bize tedaviyi doğru şekilde yönlendirmemize yarıyor. Oldukça önemli. Bahar Hocam'ın dediği gibi hani bir annemizin, babamızın, anneannemizin, dedemizin, büyüklerimizin hasta olduğunu, yoğun bir şekilde insülin tedavisi kullandığını düşünelim. Bazen yaşlılarda özellikle hipoglisemi semptomlarını anlayamayabiliriz. Farkındalık, hipoglisemi farkındalığı olmayabilir. Ciddi komplikasyonlardan bir, yani devamlı hipoglisemi geçiren insanlarda zaman içerisinde hipoglisemi belirtileri görülmez ve hasta anlayamayabilir. Elinizde bir cihaz olduğunu düşünün. Siz iştesiniz ve bir mesaj geliyor, diyor ki annenizin kan şekeri bu. Ya bundan daha öte bir şey olamaz. Yani siz o anda hemen müdahale ederek aslında hani bir doktor olmasanız bile durumu toparlayabilirsiniz. Bir hayat kurtarabilirsiniz. Gerekli medikal desteği çağırabilirsiniz. Bu oldukça önemli. Farklı bir şehirde olabilirsiniz. Ülke dışında olabilirsiniz. Son derece önemli. İşimizi oldukça önemli bir şekilde yol gösteriyor ve yönlendiriyor, kolaylaştırıyor. Bunun haricinde artık bu sistemler insülin pompası dediğimiz sistemlerle entegre çalışabiliyor. Yani bu cilt altından glukoz ölçen, kan şekerini ölçen cihaz pompaya bir mesaj yolluyor. Diyor ki kan şekeri bu. Bakıyor, bütün bu verileri değerlendiriyor. Yarım saat önce neymiş, 20 dakika önce neymiş, 10 dakika önce neymiş, yükselme trendinde mi, düşme trendinde mi ve dahası önümüzdeki 20 dakika içerisinde bu kan şekerini kaç görebiliyorum diye bir mühendislik harikası aslında, bir yazılım harikası. Ve buna göre diyor ki hipoglisemi geliyor, kan şekeri düşecek, o zaman ben durdurayım. Bu insülin akışını kendi kendine durdurabiliyor. Yükselme eğiliminde ekstradan ben buraya ufak ufak insülini arttırayım. Bu kan şekerini daha yükselmeden kontrol altına alabileyim. Bizim ölçtüğümüz değerler, hemoglobin A1C değerleri, glikozlar tabii ki çok çok önemli. Ama bizde glisemik variabilite dediğimiz glisemik dalgalanma oldukça önemli ve komplikasyonlara sebep olabilen bir durum. Düşünün ki kan şekeriniz aşağı yukarı aşağı yukarı büyük dalgalar halinde gidiyor. Bunun da ortalaması aynıdır. Ufak ufak böyle dalgalanmalar şeklinde gittiğinde de ortalama aynıdır. Yani bu dalgalanmaları görüp ona göre tedaviyi verebilmek bizim en çok korktuğumuz komplikasyonlardan bizi koruyabilecek bir teknoloji. Bunun haricinde sadece insülin veren pompaların haricinde geliştirilmekte olan hem insülin hem de glukagon veren pompalar var. Bunun tabii daha henüz geliştirme aşamasında. Glukagon bildiğimiz gibi kan şekerimiz düştüğünde pankreastan yine salınarak kan şekerini yükseltmeye yarayan bir hormon. Glukagonun stabilitesiyle ilgili bazı durumlar var ama bu da çözüldüğünde düşünsenize hem şekeriniz yükselecek, gerekirse insülin verecek. Düşüyor. Ben burada müdahale edeyim. Ufak toz belki bir glukagon vererek tamamen kan şekerini o bahsettiğimiz normda seyretmeye devam edecek cihazlar var.
Oldukça önemli bir teknoloji. Bir de şuna yarıyor tabii. Dörtlü insülin kullanan hastalarımızı düşünelim. Her öğün öncesi 3 kere kısa etkili ve akşamları uzun etkili. Bazen günde 2 defa uzun etkili kullandığımız hastalarımız var. Günde 5 enjeksiyondan bahsediyorum. Evet, hani ihtiyacımız olan şey bu kadar büyük bir keşif, insülin keşfedildi ve iyi ki var. Olmadan önceki çoğu insan ölüyordu. Yani insülinin aslında keşfiyle birlikte bu insanlar hayatta kalabildi. Hatta ilk insülin kullanan kişi bir mucize diye tanımlıyor bunu. Ama bu kadar enjeksiyonlardan vesaire bizi kurtarıyor. O açıdan yeni teknoloji uygun olan hastalarda kesinlikle düşünülmesi gereken bir tedavi yöntemi. Gerçekten insanın hayat kalitesini ve yaşam standartlarını inanılmaz yükselten harika bir teknolojiden bahsettiniz. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Çok yeni bir teknoloji olduğu için aslında bizi dinleyen birçok kişinin de bu konuda bilgisi çok yeterli değildir büyük ihtimalle. Bu konuyla alakalı bağırdım. Sizin bir katkınız olacak sanırım. Dilerseniz alalım katkınızı. Şimdi Ser Hocam da dediği gibi gerçekten seçilmiş vakalarda pompalar bize çok büyük faydalar sağlıyor. Şöyle söyleyebilirim ki bizim çocukluk çağında kan şekerini istenen aralıkta tutmayı zorlayan başka ek faktörler var. Örneğin büyüme gibi. Çünkü neden? Büyüme dönemlerinde büyüme hormonu oldukça etkili bir hormon ve insülin karşıtı olarak çalışır. Onun dışında egzersizler çocukları tabii ki etkiler. Adet dönemleri gibi özel dönemler vardır. O nedenle bu tip dönemlerde bazal insülin dediğimiz kan şekerini belirli bir aralıkta tutmak için sürekli olarak olması gereken insülin diye anlatabileceğim bu insülini belirli aralıklarla biraz daha yüksek, belirli aralıklarla biraz daha düşük göndermenizi sağlayabilir. O zaman da ne olur? Gece kan şekeri yüksekliği arkasından da düşüşler yaşadığınız çocuklarda şu saat aralığında biraz daha yüksek insülin göndermek istiyorum ama daha sonra şu saat itibariyle gönderdiğim miktarı düşürmek istiyorum diyerek çok daha etkin bir şekilde bu hiper ve hipoglisemi yani şeker yüksekliği ve düşüklüklerini kontrol altına almanızı sağlar. Onun dışında çocuklarda egzersizin ne zaman yapılacağı çok belli olmayabileceği için özellikle küçüklerde ani düşüşlere müdahale etmesi Seher Hocam'ın söylediği gibi o bazı açılardan yardımcıdır. Zaten bu teknoloji sistemlerinin bize en büyük kazanımları ciddi hipoglisemileri azaltması ve hipoglisemilerin çok daha minimumda yaşanmasını sağlamaktır. Kan şekeri düşmeye başladığı zaman tampon bir mekanizma olarak düşüşe geçtin, azalt, düşüyorsun, durdur. Evet tekrar yükselmeye başlıyorsun, geri arttır, yeniden başlat. İşte bu algoritmalar bize çok şey sağlıyor. Onun dışında bizim çocukluk çağında bir sıkıntımız daha olur. Bunu özellikle küçük çocuklarda bazen de ergenlerde görürüz. Evet ortada bir besin vardır, bir öğün vardır ama bu öğün gerçekten bitebilecek midir? O çocuk onu yiyecek midir? Ya da beğenmedim deyip bırakacak mıdır? Bir oyun çocuğuna istenilen beslenme süresi içerisinde öğünün hepsini yedirmek mümkün müdür? İşte pratikte bu tip sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. Böylelikle ne yapıyoruz? Mesela çocuğumuz yemeği yemeye başladı. Evet başladı. Biz de göndermeye başladık. Ama sonra yemeğini eksik yedi. Ya da biraz mola verdi. Sonra tekrar yemeye başladı. İşte bizim yenilen yemeğin içeriğine göre, örneğin yağ oranı yüksek öğünler birazcık daha farklı bir insülin gönderimini sağlar. Ya da işte tamamlanmayan öğünler ya da biraz kaçan öğünler, bütün bunların hepsine göre düzeltmeleri pompayla yapmak biraz daha kolay oluyor. Çünkü biz çocuğumuzun yiyeceğini düşünerek insülin yapıyoruz ama çocuğumuz yemediği zaman şak diye bu sefer hipoglisemiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz o yüzden yemeye başladıktan sonra bir miktarını yapma, sonrasında tekrar geri kalan miktarı tamamlama gibi ek enjeksiyonlar yapmak durumunda kalabiliyoruz. İşte pompalar bize bu konuda da destek oluyor. Her seferinde tekrar tekrar bir insülin enjeksiyonunu kalem iğne yöntemiyle yapmaktan bizi kurtarabiliyor. Ama tabii ki pompalar olmazsa olmaz şeyler değil. Yani diyabeti iyi takip edebilmek açısından mutlaka pompa takmalıyız gibi bir algı tabii ki oluşmasın. Ama seçilen vakalarda pompalardan gerçekten çok büyük fayda görüyoruz. O yüzden de
yine bu teknolojilerin de seçilmiş olgularda ulaşılabilirliğinin olmasını gerektiğini düşünüyoruz. Evet hocam, çok haklısınız. Aslında hastalıktan ve tedaviden oldukça bahsettik. Birazcık da Ayşe Sena Hanım'a sözü vermek istiyorum ve gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi kişinin hayat standartında hayat şartlarını değiştirmesi, beslenmesine dikkat etmesi çok önemli. Burada da gerçekten işin uzmanı bir kişi tarafından hastanın beslenmesinin yönetilmesi hakikaten bazen hayat kurtarıcı ve eğitici olabiliyor. Ayşe Sena Hanım, size birkaç sorum olacak. Hani arka arkaya da biraz size soracağım. Hocaların tabii ki sizin bir katkınız olursa lütfen katkıda bulunmaktan çekinmeyin. Diyabet hastalarında özellikle uzak durulması gereken şeyler nelerdir? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki, merhabalar. Diyabet hastalarında beslenme tedavisi aslında sağlıklı beslenme önerileriyle beraber paralellik gösterir. Biz diyabet hastalarının beslenme düzenlerini planlarken birçok faktöre dikkat etmeye çalışıyoruz. Bireyin vücut ağırlığına, yaşına, cinsiyetine, diyabetinin tipine, beslenme alışkanlıklarına, kullandıkları ilaçlara, insülin miktarlarına, medikal tedavilerine, günlük fiziksel aktivite düzeylerine dikkat ederek bir beslenme sağlıklı beslenme düzeni oluşturmaya çalışıyoruz. Diyabet hastalarının beslenmelerinde özellikle uzak durmaları gereken besin bulunmamaktadır. Önemli olan besinler arasındaki dengenin kurulmasıdır. Yani sizler öğün düzeninize dikkat ediyorsanız, öğün sıklıklarınızı ayarlayabiliyorsanız, öğünlerdeki porsiyon miktarına dikkat edebiliyorsanız, ilaçlarla, insülin dozlarınızla beraber öğün sıklığınızı ve öğündeki besin örüntüsünü ayarlayabiliyorsanız, diyabet hastalarında uzak durulması gereken yasaklı bir besin bulunmuyor. Özellikle meyve ve sebzelerde biraz kafa karışıklıkları olabiliyor. Bazı meyveler, örneğin üzüm gibi, muz gibi, kuru meyveler gibi, kavun, karpuz gibi meyvelerin ya da pirinç, patates, bezelye gibi tahılların ve sebzelerin, pirinç gibi tahılların ve bazı sebzelerin kan şekerini yükseltme hızları daha yüksek olabiliyor. Burada diyabet hastalarının bu besinleri tamamıyla beslenmelerinden çıkarmaları yerine porsiyon miktarlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü her diyabetik bireyin kan şekeri yanıtları farklıdır. Her bireyin kan şekeri yanıtı bireyseldir. Beslenme düzenlerinin de bireysel olması gerekiyor. Bu yüzden yasaklı bir besin vardır diye genellememek gerekiyor. Tamamıyla bireysel olarak değerlendirmek gerekiyor. Evet, kişiye özel beslenme tarzı ve kişiye özel aslında kalori ihtiyacı burada en temel şey anladığım kadarıyla. O zaman şöyle diyebilir miyiz Ayşe Sena Hanım? Yani kişiler, özellikle diyabet tanısı almış kişiler ya da diyabetli bir kişinin yakınları, o kişilere karbonhidrat vermekten, özellikle basit karbonhidrat vermekten tabii ki çok faydalı değil ama tamamıyla keselim, sıfırlayalım ya da meyveyi kesinlikle tüketmeyelim, kurutulmuş meyve kesinlikle tüketmeyelim gibi bir algı oluyor. O zaman bunları dengeli beslendiğimiz sürece, dengeli olduğu sürece ve kalori alımı çok yüksek olmadığı ve kan şekerini çok yükseltmediği sürece belli oranlarda hayatımızı tüketebiliriz. Doğru anlıyorum diye düşünüyorum. Ve glisemik indeksteki ufak değişimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin özellikle karbonhidrat tüketiminde. Karbonhidratları keselim mi? Belki sorusu akıllara gelebiliyor. Ancak karbonhidratlar bizim vücudumuzun temel enerji kaynaklarıdır. Özellikle Amerikan Diyabet Birliği'nin önerisine göre diyabetik bireylerin gün içerisinde en az 130 gram kadar karbonhidrat alması gerektiğini öneriyor. Biz bu toplam karbonhidrat miktarını öğünlere düzenli olarak dağıtırsak, yani ara ve ara öğünlerde günlük tüketilmesi gereken karbonhidrat miktarını dengelersek ve özellikle karbonhidratın tipine dikkat edersek, örneğin hamur işleri, tatlılar, börekler, pastalar gibi basit karbonhidratlar yerine mümkün olduğunca meyveler, sebzeler, tam tahıllar, kuru baklagiller gibi içerisinde posa bulunan kompleks karbonhidratları beslenme düzenine ekleyerek diyabetik hastalarda daha iyi bir kan şekeri kontrolü sağlayabiliyoruz.
yani tamamıyla aslında hiçbir besinden uzak durmamaları, karbonhidratı da kesmemeleri gerekiyor. Diyabet güzel, hastalığı. Çok iyi. Aslında bu da hasta ve yakınları açısından biraz rahatlatıcı bir süreç de oluyor. Çünkü karbonhidratı kesmek bazı insanlarda ciddi anlamda bir korkuya ve gerçekten bir bağımlılığa sebep olabiliyor. Peki ben şunu sormak istiyorum. Diyabet hastalarında tabii ki ilaç dozlarımız var. O ilaç dozlarımıza uyum sağlıyoruz. İnsülin kullanıyoruz. Öğün sıklığımız ne olmalıdır? Ara öğünler mutlaka olmalı mıdır? Veya ara öğünlerde ne tüketebilir? Özellikle çocuk çağındaki hastalarımız. Çünkü okulda da vakit geçirdikleri için onların beslenmeleri maalesef ki aile tarafından kontrolü birazcık daha zor olabiliyor. Bu konuda öneriniz nedir? Öğün sıklığının planlanması da yine bireysel olarak değişim gösteriyor. Bizler öğün sıklığını planlarken diyabetin tipine, alınan medikal tedaviye, o öğündeki kan şekeri seviyesine ve günlük fiziksel aktivitesine uyumlu olarak öğünleri planlıyoruz. Özellikle insülin kullanımı olan tip 1 ve tip 2 diyabetli bireylerin ana öğünleri tam olarak yapmasını, kahvaltı, öğle yemekleri ve akşam yemeklerini, kullandıkları insülin miktarlarına uygun olacak şekilde 2-3 ara öğün düzenine uyum göstermelerini bekliyoruz. Özellikle ara öğünlerin atlanması ya da ara öğünlerde yazılan miktarların daha altında besin tüketiminin olması, hocalarımın da dediği gibi ani kan şekeri düşüşlerine neden olabiliyor. O yüzden ana öğünlere ek olarak ara öğünlere de önem vermek gerekiyor. Tip 2 diyabetli hastalarda ise, ilaç kullanımı olan tip 2 diyabetik bireylerde ise öğün aralıklarını mümkün olduğunca 2,5-3 saatlik aralıklarla yapabilirler, planlayabilirler. Ve öğün düzenlerini oluştururken besin örüntüsü dengesine dikkat edebilirler. Yani tek bir öğünde günlük almaları gereken enerji ve besin ögesi gereksinimlerini toplamak yerine öğünleri ve besin ögelerini mümkün olduğunca gün içerisine yayarak azar azar porsiyon kontrollü olarak tüketerek kan şekeri regülasyonlarını daha iyi sağlayabilirler. Evet, aslında gerçekten çok önemli bir süreç bizim açımızdan. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle diyabeti olan kişilerin çok kullandığı diyabetik ürünlerimiz var. Diyabetik reçellerimiz, tatlandırıcılarımız var. Küçük böyle sakarin diye halk arasında konuşulan tatlandırıcılar var. Bunları öneriyor muyuz? Bunları kullanmak gerçekten sağlıklı mıdır? Ve diyabet üzerinde olumsuz bir etkisi var mıdır? Tatlandırıcılarla alakalı Amerikan Diyabet Birliği, İngiliz Diyabet Birliği ve Amerikan Diyetetik Birliği'nin bugün için kullanımında sağlığa zararlı olmadığını gösterdiği bazı tatlandırıcılar mevcut. Bunlar arasında asetilfen K sayılabilir, aspartam sayılabilir, sakarin sayılabilir, neotam, advantam gibi tatlandırıcılar. Alakalı görüşler bugün için sağlığa zarar vermediği yönünde. Bu tür tatlandırıcılar yiyecek ve içeceklerde bulunabilir. Ancak benim görüşüme göre günlük rutininizde her gün olmaması, belki bu diyabetik beslenme sürecindeki beslenme alışkanlıklarınızın değiştirilmesindeki geçiş sürecinde belki faydalanabilirsiniz tatlandırıcılardan, otoriteler tarafından sağlığa herhangi bir zararı bulunmayan önerilen tatlandırıcıları. Ancak dediğim gibi her gün rutininizde olmaması benim için daha uygun. Tamam, harika. Bir de aslında beslenme ve kişinin hayat standartlarıyla alakalı son bir soru soracağım size. Bu da aslında ilk öncelikle Bahar Hanım ve Serhan Hanım. Önce sizin görüşünüzü alıp sonra Ayşe Sena Hanım'la şöyle bir beslenmeyi de toparlayacağız. Özellikle Bahar Hanım, çocuk hastalarda egzersiz, tabii ki çocuklar çok hareketli olduğu için özellikle bir egzersiz öneriyor muyuz? Ya da tabii ki kilo fazlası olmazsa bunu önermeyebiliriz ama tip 2 diyabetli olan çocuklarda, birazcık daha kilo fazlası olan çocuklarda ne tarz egzersizler önerebiliriz? Ne kadar sıklıkla bunu yapmalılar? Şimdi bir kere her şeyden önce çocukluk çağında diyabete biz aslında tam anlamıyla hastalık değil de bir yaşam biçimi gözüyle bakıyoruz. Yani bizim için diyabetli bir çocuk ne kadar diyabetiyle arkadaş olursa onu o kadar iyi yönetebilir. Reddetmek yerine bilgilenmek onlara çok daha büyük bir özgürlük getiriyor.
Çocuklarımızın egzersiz yapmasını istiyor muyuz? Tip 2 diyabetli çocuklarımızda her yerde obezite söz konusuysa mutlaka ve mutlaka istiyoruz. Çünkü gerek insülin direncini kırmalarına yardımcı olduğu için şeker regülasyonlarını düzenlemek açısından etkin olur. Hem de zaman içerisinde tedavilerin düzenlenmesinde, azaltılmasında, bazı ayakların kesilmesinde bize çok destek oluyor. Tip 1 diyabetli çocuklarımıza geldiğimiz zaman da tip 1 diyabetli çocuklarımız bize göre birçok şeyi yapabilir, başarabilir. Diyabet asla sporcu olmalarına engel değildir. Yapılan egzersizlerin hepsi aslında onlar için çok büyük avantajdır. Çok sporcu tip 1 diyabetlerimiz var. Bunların içerisinde lisanslı sporcularımız var. Hepsini destekliyoruz. Sadece bizim üstünde durduğumuz noktalar hipoglisemi ya da çok stresli oldukları dönemde ciddi hiperglisemi de getirebiliyor egzersiz. Bunları engellemek için neler yapılması gerektiği ile ilgili olarak onlara uygun beslenme, onlara uygun tedavinin düzenlenmesi, insülin düzeylerinin ayarlanması gibi ek bir takım çalışmalar yaparak bu tarafa doğru yönelmek gerekiyor. Ama tip 1 diyabetli çocuklar beden eğitimi dersinden mahrum değildir. Sadece kan şekerini ölçmeleri, ciddi bir düşüş olacak olursa müdahale edilebilmesi için gerekli malzemelerini yanlarında bulundurmalarını ve buna göre ek bir gıda öncesinde alımı yoksa insülin dozları ile ilgili ayarlamalar mı yapılmalı? Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çocuklarımızın önemli bir kısmı zaten okulda geçen süre içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar ve diyoruz ki evet bu bir yaşam biçimi ise o zaman onlara bazı açılardan destek de olmamız gerekiyor. Okulda geçirdikleri sürede tabii ki onlara destek olacak ekibe de bir bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Biz Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği'nde özellikle diyabetle ilgilenen ve okulda diyabet programında çalışan hekimler olarak aslında bu desteği vermek üzere uzun sürelerdir çalışıyoruz. Bu program yaklaşık 12 yıldır devam ediyor ve son 5-6 yılında benim de katılma şansım oldu. Çok güzel bir program oldu. Bu programın çok güzel online platformları var. Ve en güzel taraflarından bir tanesi de diyabetli bir çocuğu olsun olmasın. Böyle bir çocukla karşılaştığında bir öğretmen ne yapmalı? Bir okul personeli nelere dikkat etmeli? İşte bunları öğrenebilmeleri için yeni oluşturmuş bir sitemiz var ve 8 Kasım'da aktif oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve derneğimizin üçlü çalışmaları sonucunda okulda diyabet.map.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz seviye seviye bir diyabet eğitim programı mevcut ve en sonunda da bir sertifika alıyorsunuz. Böylelikle diyabetli bir öğrenciniz olduğunda siz öğretmeni olarak ona nasıl destek olabilirsiniz, nelerle ilgili sorumluluklarınız var, neleri yerine getirmelisiniz, bunlarla ilgili online bir eğitim alabiliyorsunuz. Onun dışında aslında özellikle başta diyabetli çocukların olduğu okullar olmak üzere tüm okullarda bilgilendirme yapılıyor. Toplum sağlığından diyetisyen arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız veya hemşire arkadaşlarımız okullara gidip bizzat bu eğitimleri veriyorlar. Hatta bu eğitimlerin çok güzel etkileri olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü geçen hafta oğlum da bu eğitimlerden bir tanesini almış. Ve bu çocukları çok olumlu etkiliyor. Çocuklar çok güzel kalbe sahipler. Diyabetli arkadaşlarını desteklemek için ellerinden geleni yapacaklardır. O yüzden dediğim gibi bilmek özgürlüktür. Bilginin dağıtılabilmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Evet, gerçekten kişilerin harika bir eğitimi açısından eğitim. Seher Hanım, şimdi soru size vereceğim, tam da size bir katkınız olacak hem konuyla ilgili hem de kısaca sizden de erişkin hastalarımız için egzersiz önerilerinizi alırsam diyabet konusunu sonlandırıp iki tane sorumuz var, birazcık onlara cevap vermek istiyorum. Şimdi aslında bizim diyabette önem verdiğimiz olay şu: normal bir hayat sürmek. Yani bazen hastalığı kabul etmek hani birkaç günü alabilir ama bazen yıllar sürebilir. Bu bir süreç. Biz hastalarımızı değerlendirirken aslında oluşabilecek şeyleri önlemeye çalışırken mevcut tedavilerini hasta bazlı
kişinin psikolojik durumuna, isteklerine, yaşam tarzına uygun olarak bireyselleştirerek gitmek. Hedef belirlerken bile, yani mükemmel diye bir şey yok. Mükemmel iyinin düşmanıdır diye bir şey var. Yani insan eğer ki kişi mevcut hedef hemoglobin A1C'sine ulaşamıyorsa her şeyi bırakabilir. Bu bizim için daha kaotik, daha kötü bir şey. Amaç bıkmadan, usanmadan bunun bir yolculuk olduğunu bilerek yapabileceğinin en maksimumunu yapmak ve bu yönde teşvik etmek. Ya, bu tek kişilik bir şey değil. Biz de, bizim burada da yapmaya çalıştığımız şey aslında bu. Hastayı merkeze alarak etrafında hekim, diyabet eğitim hemşiremiz, beslenme uzmanımız, gerektiğinde psikolog, psikiyatrist, göz hekimi, nefrolog, egzersiz fizyolojisinden arkadaşlar, ayak bakımı için podologlar hep beraber aslında bir ekip çalışması yaparak hastalarımızı mümkün olanın en iyisine kavuşturmak amacımız bu. Zaman zaman destekleyerek, zaman zaman tedavilerini değiştirerek aslında bu dinamik süreçte hani çarkların en iyi şekilde dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. Egzersiz, hepimiz çok yoğun çalışıyoruz. Çoğu insan hani egzersiz zaman da ayıramıyor. Böyle durumlarda hani bizim normalde önerdiğimiz şey şu, haftada en az 3 gün işte tempolu bir yürüyüş, normal işte bir ev hanımıyım, evde zaten hiç ayakta, devamlı ayaktayım, hiç oturmuyorum ki diyen hastalarımız var. Ama bu yeterli değil, tempolu bir yürüyüş olması gerekiyor. Yani bir tempoda en az 10 dakika bunun devam etmesi gerekiyor. Bazen insülin kullanan hastalarımız, hocam egzersiz yapacağım ama çok korkuyorum, ya şekerim düşerse diyor. Böyle durumlarda biz egzersiz öncesine uygun bir ara öğün vererek sevgili beslenme uzmanlarımızla beraber çalışarak bunu sağlayabiliyoruz. Veya öğün önce, o egzersiz önceki insülin dozlarını ayarlayarak işte tedavisine eğer haplar varsa ona göre ayarlayarak hastamız için en konforlu şekilde bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde takipte nelerden faydalanıyoruz? İşte 3 ayda bir hemoglobin A1C seviyelerine bakıyoruz. Böbrek fonksiyonlarını, karaciğer fonksiyonlarını, verdiğimiz ilaçların herhangi bir yan etkisi varsa bunları takip ediyoruz. Mutlaka göz hekiminden, nefrolojinden gerektiği zaman yardım alıyoruz. Bunun haricinde bir diyabetli hastada cilt bakımı çok önemli. Cilt yaralanmaları, özellikle ellerimize zarar verecek bir şey varsa mutlaka eldiven giydiriyoruz. Güneş koruyucu sürdürüyoruz. Ayaklarımıza bebek gibi bakıyoruz. Bu çok önemli. Eğitim, hani bir anda bunların hepsinin eğitimini alamayabilirsiniz ama eğitim tekrar edilmesi gereken bir şeydir. Biz her vizitte uygun olan, eksik olduğunu gördüğümüz yerlere parmak basarak bunu zaman içerisinde tamamlıyoruz. Sakın bir diyabet hastası şunu demesin. Hocam ben zaten diyabet eğitimi almıştım, şimdi bir daha almama gerek var mı? Hekim olarak bizim bile bugün kendimize işte bir tedavi uygulayacak olsak, mesela bir insülin yapacak olsak, bu işi bilmeyen bir hekim bile yanlış yapabilir. Yani eğitimin herhangi bir zararı yok ve tekrarlanmasına çok büyük fayda var. Ben bir hekim arkadaşımın annesine insülin yapıyorum diye insülin yapmadığını gördüm. Yani hekim ama olabiliyor. Yani insülin kalemini nasıl tutacağız? Hemşirelerimizden bile kalemi normal kalem gibi tutan kişiler olabilir. Yani o hemşire her şeyi bilecek diye bir şey yok. O sağlık teknisyeni her şeyi bilecek diye bir şey yok. Mutlaka tekrar edilmesi gerekiyor. Daha yeni, geçen hafta hani insülin kalem uçları. Çok basit. Hep anlatıyoruz. Bildiğini zannediyoruz hastamızın. Yani 20 yıldır diyabeti olup da insülin iğne ucunu kalem bitmeden değiştirmeyen hasta gördüm. Yani şok geçirdim ama bunların hepsi yaşanabilecek şeyler. Yani hepimiz insanız ve kimi zaman bazı şeyleri hatalı yapabiliyoruz. Önemli olan bunu fark ederek düzeltmek. İşte burada diyabet hemşirelerimiz bizim için çok çok önemli bir rol üstleniyorlar. Hastaya birebir basamak basamak bunların hepsini anlatıyorlar. Dahası bunu yaparken gözlemleyerek olası bütün hataları gözden geçiriyorlar. İşte insülin uygulama yerleri o kadar önemli ki hatalar bizim diyabet kontrolünü bozunca aslında biz diyoruz ki acaba nerede hata yaptık? Bu hastada ters giden bir şeyler var. Acaba bu ne? Bunları gözlemleyerek işte bu hataları bulup ona göre bir düzen oturtmaya çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar açıkçası aklıma gelen.
Çok çok teşekkür ederiz. Aslında temel olarak şöyle bir özetleyecek olursak durumu, her ne kadar diyabet tanısı almış olsak da, tip 1 de olsa tip 2 de olsa, kendi özel hayatımızdan kesinlikle egzersiz olarak kısıtlamamak, kendimizi gerçekten bir hastalıklı birey olarak soyutlamamak, özellikle çocukluk çağında ailelerin de bu konudaki bilinci çok çok önemli. Beslenme olmazsa olmazımız, altın standartımız. Gerçekten beslenme çok önemli ve bizim doğru bildiğimiz yanlışlar çok fazla olabiliyor. Hem beslenme hem tedavi konusunda. O yüzden gerçekten işin uzmanı olan beslenme ve diyetetik uzmanlarımızdan destek almak, birlikte bu yola devam etmek çok çok önemli. Tabii ki tedavide çok güzel gelişmeler var. Umarım ki en kısa zamanda hem çocuk hem erişkin tüm hastalarımız bu tedavi imkanlarına çok rahat bir şekilde ulaşırlar. Son olarak iki tane sorumuz var. Hatta üç olmuş. Ben bir onları yönelteceğim size. Duruma göre tekrardan artık konuştuğumuz konulara değineceğiz. Öncelikle bir hastamız, Meziyet Hanım'ın soruları var. Diyabet ameliyatı hakkında görüşlerinizi rica etmiş. Yani diyabet ameliyatı olmalı mı? Her hasta diyabet ameliyatı olabilir mi? Seher Hanım, önce sizden başlayalım. Sonra Bahar Hanım, sizin görüşlerinizi rica edeceğim. Aslında bunu yanlış telaffuz ediyoruz. Bu belki de bilerek yapılan bir şey. Diyabet ameliyatı diye maalesef bir şey yok. Yani eskiden mesela mide ülserleri hep ameliyatla tedavi edilirdi. Sonra dedi ki ne kadar yanlış yapmışız. Burada da diyabet tedavisi olarak cerrahi diye bir şey yok. Ha evet, obezite cerrahisi ameliyatlarından zaman zaman yararlanabiliyoruz. Ama bu çok ince ve detaylıca incelenmesi gereken bir durum. Şöyle yapıyoruz. Hastalar öncelikle endokrinolojiye başvuruyor. Biz obeziteye sebep olabilecek herhangi bir endokrin hastalığı var mı, yok mu? Önce bunları bir gözden geçiriyoruz. Sonra hastanın yaptığı hataları bulmaya çalışıyoruz. Ve bunları düzeltmeye yönelik gerektiği zaman tedaviler veriyoruz. Eğer bütün her şeyi doğru yaptığımız halde obeziteye bağlı herhangi bir komplikasyonumuz varsa, düzeltebileceğimiz bir durum varsa, gerektiği zaman uygun hastada o zaman obezite cerrahisi operasyonlarına yönlendirebiliyoruz. Bunlar diyabet cerrahisi diye bir şey kesinlikle yok. Bunu yaparken özellikle şunu lütfen hastalarımız akıllarından çıkarmasınlar. Mesela işte sleeve gastrektomi dediğimiz mideyi küçültme ameliyatları. Mide bir kahve fincanı büyüklüğünde bırakılıyor. Yani siz isteseniz de daha fazla bir şey yiyip içemiyorsunuz. Eğer yiyip içerseniz kusuyorsunuz. Evet, bu belirli bir zaman gerçekten fayda gösteriyor. Ama mide genişleyebilen bir organ. Zaman içerisinde genişleyebiliyor ve siz yerseniz eğer verdiğiniz tüm kiloları tekrar geri alabilirsiniz ve üstüne bir de ameliyat geçirmiş oluyorsunuz. Başka komplikasyonlar oluşabiliyor. Bütün bunları görmüş oluyorsunuz. Ha, uygun hastada uygulayıp fayda gördüğümüz kişiler var mı? Evet var. Ama buna dediğim gibi çok detaylı bir ekip tarafından değerlendirip ona göre karar vermek lazım. Yani eğer sizin yeme bozukluğunuz varsa mesela, ameliyat da olsanız sonu yine aynı olacak. Kilo vereceksiniz ve sonra verdiğiniz kiloları fazlasıyla tekrar alacaksınız. Malabsorptif, yani emilimi kısıtlayan ameliyatlarımız var. Bu emilimi kısıtlanmasıyla birlikte bazı vitamin mineraller de yine bağırsaklardan emilemiyor. Bunların sonuçlarını çekiyorsunuz. Bunlardan doğacak tıbbi sonuçları, hastalıkları yaşayacaksınız. Bunların hepsini detaylıca görüp, değerlendirip gerçekten uygun hastada bu tedaviler uygulanabilir. Bahar Hocam, bilmiyorum, ek bir katkı yapmak ister misiniz? Evet, tam onu soracaktım. Özellikle tip 1 diyabetli hastalarda çocuk çağında insülin üretilemediği için vücutta, aslında aileler de bunu soruyordur diye düşünüyorum. Hani bunun bir ameliyatı var mı? Kalıcı çözümü var mı? Bahar Hocam, sizin görüşünüz nedir bu konuda? Şimdi aslında Seher Hocam'ın söylediği o kadar çok şeye katılıyorum ki ben çok kısaca üstünden geçeceğim. Bizim çocukluk çağında gördüğümüz diyabet çoğunlukla tip 1 diyabet olduğu için tip 1 diyabetin zaten ameliyatla tedavi edilir bir kısmı yok. Yani orada pankreasla çok açıklayamadığınız bir nedenle insülin yapamadığı için zaten bu durumu yaşıyorsunuz. Bu insülin yeniden yapmasını sağlayabilecek bir ameliyat türü yok. Tip 2 diyabete gelince çok ciddi obezitesi olan hastalarda bazen bu soru gündeme geliyor gerçekten de. Biz ameliyatla acaba tip 2 diyabeti ya da ağır obeziteyi ortadan kaldırabilir miyiz diye. Ama biz çocukluk çağında
çok seçili vakalar da üzerinde çok düşünerek, ekipçe çalışarak, uzun süreler vererek bunun gerçekten gerekli olup olmadığını tekrar tekrar irdeleyerek karar veriyoruz. Çünkü çocuklarda bunun olası etki ve yan etkilerini anlamak birazcık daha zor olabiliyor. Neden? Çünkü bazen sabırsız olabiliyorlar. Gerekli hayat değişikliklerini yapmakla ilgili zorlandıklarında bir kaçış noktası olarak görebiliyorlar ama hayır, bu iş öyle bir şey değil. Ciddi bir ameliyat söz konusu olmadan önce vakayı çok iyi seçmek lazım ve bunun hani olacak ve ondan sonra bir daha asla böyle bir problemin olmayacak gibi bir algıyla yapılmaması lazım. Bu beklentileri çok arttırıyor çünkü. Evet hocam, çok haklısınız. Çok teşekkür ederiz. Yine aynı katılımcımızın farklı bir sorusu. Bunu Ayşe Sena Hanım size yöneltmek istiyorum. Kişi 6 yıldır diaforbin kullandığını iletmiş fakat sabahları mide bulantısı çok olması nedeniyle kahvaltı yapmak istemediğini iletmiş ama bu kahvaltı için herhangi bir öneriniz olur mu? Tabii ki tedavideki değişiklik ya da tedavinin devamı konusunda ilgili branş hekimlerine uzun zamandır kontrole gitmiyorsanız mutlaka ki kontrole gitmeniz gerekiyor. Ama kahvaltıyla alakalı herhangi bir öneriniz olur mu? Özellikle kahvaltıyla alakalı mide bulantısına iyi gelecek kuru gıdaları belki tercih edebiliriz. Peynir, kepekli galeta gibi, çay gibi midenizi çok fazla irite etmeyecek. Belki yoğurt, yulaf, tolere edebileceğiniz bir meyve üçlüsünden yararlanabiliriz. Ama uzun süre gece açlığından sonra kahvaltıyı da yapmazsak uzun süreli açlıklardan kaçınmanızı istiyoruz beslenme yönünden de. Daha detaylı olarak beslenme alışkanlığınızı değerlendirerek orada tüketilmesi gereken besin kombinasyonlarını değerlendirebiliriz. Ama daha kuru gıdalardan faydalanabiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir katılımcılarımızdan birisi parmak kaldı. Pardon, Gülis hocam bir şey ekleyeyim sadece. Tabii şimdi ki, normalde lütfen. 6 yıl kullanan bir hastada hala daha böyle bir şikayet, yani sabah akşam kullanıyorsa ve özellikle sabah bu şikayetleri varsa bu belki de ilaca bağlı olmayabilir. Yani bunun birazcık daha detaylı irdelenmesi gerekir. Diaformin tuz karnı almasını öneririz ama burada sebep başka olabilir. Mutlaka bir hekime görünmesi gerekir hastamızın. Tabii ki gerçekten 6 yıldır diaformin kullanımı da aslında hani kontrollerin yapılıp yapılmadığı da tabii ki soru işareti. Burada kontroller mutlaka ki yani sizin de bahsettiğiniz gibi 3 ayda bir, hatta sizin gerekli gördüğünüz durumlarda daha sıkı takipler ya da daha uzun aralıklı takipler mutlaka ki yapılması gerekir ki kişinin şikayetine göre ve durumuna göre belki diyabetik ajanın değişmesi de söz konusu olabilir. Başka bir kişiye daha söz vermek istiyorum. Muhammed Bey bir parmak kaldırmış ama bir katkısı olacak sanırım. O yüzden bir ona söz vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Şu an bir duyuyorum. Çok emin değilim ama o sırada şöyle yapalım. Bir tane daha sorumuz var. Onu ileteyim. Murat Bey iletmiş. 35 yaşında tip 1 diyabet teşhisi kondu. Tip 1 diyabetin genellikle çocukluk itibaren ortaya çıkması genellemesi doğru mudur? Veya 30'lu yaşlardan sonra ortaya çıkması sık karşılaşılan bir durum mudur? Seren Hanım, bunda sizin katkılarınızı rica edeceğim. Tabii. Şöyle bizim LADA dediğimiz daha çok böyle hani çocukluk yaşlarından sonra 30'lu yaşlarda ortaya çıkan daha yavaş seyirli bir insülin tipimiz var. Ama burada da hani sık karşılaşılan bir durumu hani diğer diyabet tiplerine göre sık karşılaşılan bir durum değil ama burada doğru tanı, doğru tedavi için çok önemli. Yani 35 yaşında ortaya çıktı diye bu hastaya tip 2 ön tanısıyla hap verilmesi kesinlikle çok yanlış olur. Özellikle tip 1 diyabet olarak hani hastamıza doğru teşhis koyduysa gerçekten çok önemli. Çünkü bu hastaların mutlaka insülin tedavisiyle izlenmesi gerekiyor. Bu açıdan değerlendirilmesi lazım.
Evet, çok çok teşekkür ederiz. Yani aslında tıp 1 diyabet her ne kadar en sık çocukluk çağında görülüyor olsa da erişkin yaş grubunda da karşılaşabildiğimiz, geç dönemde hayatımıza katılabilen ve insülinle mutlaka müdahale etmemiz gereken bir hastalık. Buyurun Yani hocam. şunu da eklemek isterim. Yaklaşık bir iki hafta önce 70 yaşında yine tip 1 diyabet semptomlarıyla karşımıza çıkan bir hastamız oldu. Yani yaş evet önemli, bize ön tanı olarak önemli. Onun haricinde gerçekten doğru tanıyı koyabilmemiz için çeşitli laboratuvar tekniklerinden de yararlanarak hastayı değerlendirmemiz gerekir. Evet, aslında orada herhalde yaştan ziyade vücudun mekanizması ve neyin yanlış gittiği daha da ön planda oluyor. Yani tip 1 diyabetin mekanizması geç yaşta da ortaya çıkıp bu tanıyı alabilir hastalarımız. O yüzden bu konu hakkında da yaşınız ileri ve tip 1 diyabet tanısı aldıysanız yanlış olarak düşünmeyin lütfen. Doğru tanı olma ihtimali var ve lütfen tedavinize bağlı kalıp hekiminizle bu sürece devam ettirin. Bir tane daha sorumuz var ama yani bu çok bizim panelimizin konusu değil, yine de sormak isterim, daha doğrusu değinmek isterim. Şöyle, kişi insülin iğnelerini kullanım şeklini gösterebilir misiniz diye etmiş. Şu anda bizim panelimizde hani diyabet konumuz olduğu için tedavilerden birazcık bahsettik fakat mevcutta herhangi birimizin yanında insülin iğnesi, glukometre bulunmadığı için bunun kullanımıyla alakalı herhangi bir gösterim ya da eğitim planımız söz konusu olmadı maalesef ki. Ama eğer ki yakınınızda veya sizde bir diyabet tanısı söz konusuysa ve bunu kullanmanız gerekiyorsa hekimlerimiz ya da hastanemizde bulunan diyabet hemşirelerimiz bu konuyla ilgili size her zaman her konuda eğitim planlayıp eğitim verebilir. O yüzden bu konuyla ilgili takipli olduğunuz hekime ve diyabet hemşiresinden destek almanızı rica edeceğiz. Sorunuz için çok teşekkür ederiz. Çünkü şu anda pratikte çok gösterebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Süremizin de sonuna geldik. Açıkçası çok güzel bir söyleşi oldu. Biraz beslenmeden bahsettik. Biraz tedavilerden, daha çok tedavilerden ve hastalıktan bahsettik. Ama tabii ki yine son olarak şunu söylemek istiyorum ki hepinizin de ortak görüşü beslenme altın standardımız. Her ne kadar beslenmeye dikkat etsek de belli aralıklarla tedavimize dikkat edip hekim takibini mutlaka ki aksatmamak lazım. Özellikle insülin direnci olan kişiler, yeni tanı almış, metformin başlanmış, yeni başlangıçlı kişiler bir gidiyorlar ve klinikte çok görüyorsunuzdur. Bir daha maalesef ki hastaneye gelmiyorlar ve ilaçlarını da düzenli bir şekilde kullanmıyorlar. Bu çok yanlış. Çünkü diyabetin hastalığın dışında uç organ hasarları ve komplikasyonları çok çok yüksek ve gerçekten hayati tehlikesi olan bir hastalık. Katılımlarınız için ve katkılarınız için çok çok teşekkür ederim. Her birinize tek tek. Gerçekten çok bilgilendirici bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Varsa son katkılarınızı alalım. Onun dışında katılımcılarımıza veda edelim istiyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz diyabetin aslında sembolü beyaz fon üzerinde mavi bir halkadır. Bu da şu demek aslında, aynı gökyüzünün altında sağlıkla hep birlikte omuz omuza yaşayalım demektir. Ben de bugün bu dileklerle söyleyeceklerimi kapatıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Seher Hanım siz? Ben de katılımcıların hepsine çok teşekkür ediyorum. Umarım çok faydalı olmuştur. Hiç semptom göstermeden, diyabetlilerin yarısı diyabet olduğunu bilmeden maalesef hayatlarını devam ettiriyor. Diyabet farkındalığımızın artmasını diliyorum. Lütfen uygun şekilde doğru kişilerden yardım alın. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ayşe selam, son kapanışı sizden rica ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının sürdürülebileceği günler olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize çok çok teşekkürler. Katılımcılara da ayrıca teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Diyabetsiz, az şekerli günler diliyorum ben de. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim. İyi günler.